Teknoloji Oku'dan herkese merhabalar arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte Sony'nin ülkemize kısa süre önce satışa sunduğu PlayStation VR'ı birlikte inceleyeceğiz. Öncelikle şunu belirtmek istiyorum. Bu VR benim kardeşime ait. O almıştı arkadaşlar. Dışarıdan satın aldı. Yani yurt dışından aldı. Dolayısıyla fiyatı ona yaklaşık olarak yanılmıyorsam 11 bin Türk lirasına falan geldi. Ülkemizde de şu anda 17 bin Türk lirası civarında bir fiyattan satılıyor. Bunu hemen size baştan belirtmiş olalım. Evet arkadaşlar, gördüğünüz gibi Sony'nin geliştirdiği VR 2 aslında şu. Yani şurada kulaklıkları var. Şöyle görünüyor mu bilmiyorum. Şöyle göstereyim sizlere. Kulaklıklar var ve uzunca bir kablosu var. Ve tabii ki 2 adet de gördüğünüz üzere kontrol cihazı var. Şimdi ilk VR'a baktığımız zaman arkadaşlar sanki böyle toplama bir cihaz çıkartmaya çalışmış Sony ortaya. Neden? VR gözlüğünün yanı sıra PlayStation kamerasına ihtiyacımız vardı. VR'ın çalışabilmesi için. Birçok oyunda Move kontrolleri vardı. PlayStation 3 zamanında çıkan. Belki hatırlarsınız. Onları kullanıyorduk. Ve tabii ki DualShock 4'ü kullanıyorduk arkadaşlar. Hatta direkt olarak DualShock 4 ile birlikte kameranın karşısına oturmanız lazımdı. Dolayısıyla o kamera ışığı görüp o ışığa göre hareket algılıyordu. Dolayısıyla böyle hani baktığımız zaman çok da böyle verimli bir teknoloji değildi. Bir büyük şikayet de çok aşırı bir kablo kalabalığının olmasıydı ki gerçekten oradan o kablo çıkıyor, oradan o kablo çıkıyor. Zaten şu VR'dan bir kablo seti gidiyordu şöyle. Sanki beyninize Matrix falan yükleniyor. O derece büyük bir kablo kalabalığı vardı. Dolayısıyla Sony VR 2'de bunların hepsini kenara kaldırmış ve son derece sade bir tasarımla karşımıza çıktı arkadaşlar. Gördüğünüz gibi şu VR başlığını kabloyla PlayStation 5'e Tip-C girişinden bağlamanız yeterli oluyor arkadaşlar. Bunu direkt olarak bağladığınızda zaten VR'ı kontrol edebiliyorsunuz. Kontrolcüler şunlar, gerçekten güzel kontrolcüler tasarlamışlar ki bu kontrolcüler arkadaşlar biliyorsunuz Valve tarafından da HTC Valve biliyorsunuz bilgisayar için geliştirilen sanal gerçeklik gözlüğü. Onlarda da benzer bir kontrolcü vardı. Yine Oculus Rift tarafında da benzer kontrolcüler vardı. Nitekim Sony de böyle benzer bir kontrolcü yapısına yönelmiş. Bu kontrolcülerin gayet güzel olduğunu sizlere söyleyebilirim arkadaşlar. Mesela tetik tuşları şurada. L1'i şuraya koymuşlar. Bu da gerçekten tam parmağa oturuyor vesaire. Yani kontrolcülerin tasarımları benim çok hoşuma gitti. Gelelim VR'ın çalışmasına arkadaşlar. Biliyorsunuz ilk VR'da çözünürlük bir hayli düşüktü. Bu kullanıcılar tarafından oldukça eleştiriliyordu. VR 2'de çözünürlük işini halletmişler. Gerçekten güzel bir çözünürlüğü var. Bu önemli. İkincisi de arkadaşlar bakın bunun üzerinde kameralar var. Bu kameralarla siz gözlüğü taktığınız zaman oyun alanınız taranıyor. Oyun alanınız tarandığı zaman odanın neresinde ne var direkt olarak VR algılıyor zaten bunları. Ve oyunu ayakta mı oynayacaksınız, oturarak mı oynayacaksınız bunu seçebiliyorsunuz. Bunu seçtiğinizde ona göre bir oyun düzeni sunuluyor. Tabii ki burada şu aklınıza gelebilir. Ya ben bu VR'ı aldım. Hani saatlerce oyun oynayabilir miyim? Hayır arkadaşlar, şöyle bir durum var. Bakın bu çok önemli. Herkesin bünyesi bu VR'ı kaldırmayabiliyor. Evet, bünye arkadaşlar. Yani mesela ben taktım. Birkaç tane oyun oynadım. Yani toplasanız belki 15 dakika önce oynayabildim ve gerçekten bayağı bir yoğun mide bulantısı oldu bende. Kardeşim oynuyor. Bir saat boyunca oynuyor. Öyle bir etkilenmesi olmuyor. Bir arkadaşımız oynadı. O ama 15 dakika bile değil, 5 dakika dayanamadı yani. Çünkü şöyle bir durum söz konusu. Oyunda siz kontrolcülerle ilerlerken beyin sanki gidiyormuş gibi algılıyor. Ama aslında siz oturduğunuz için orada bir karışıklık oluyor ve hani bazı bünyelerde bu durum mide bulantısına sebep olabiliyor ki bende oldu. Ama gerçekten inanılmaz bir deneyim olduğunu söyleyebilirim sizlere. Yani eğer imkanınız varsa bir deneyimlemenizi tavsiye ederim. Baktınız mideniz kaldırıyor. Hani mide bulantısı vesaire çekmiyorsunuz. O zaman bu cihazı alıp deneyimlemenizde de herhangi bir sorun, sıkıntı çıkmayacaktır. İlk VR'la kesinlikle karıştırmayın arkadaşlar. Yani ilk VR'ı bir köşeye koyun, şöyle PlayStation VR'dan bahsediyorum. Burada Sony gerçekten muhteşem bir iş başarmış. Yani düşünün şu kulaklıklara kadar
her şeyi düşünmüşler ki ilk rüyada şu kulaklıklar bile yoktu arkadaşlar. Yani bu kulaklıkları bile düşünmemişlerdi. Zaten özel kontrolcüleri hiç yoktu. Biliyorsunuz DualShock 4'te falan oynuyorduk. Burada şöyle bir durum da var. Direkt olarak PlayStation 5'i fişe taktığınız zaman televizyona vesaire bağlamanıza gerek yok arkadaşlar. Bunu hemen VR'ı şöyle ön taraftan USB tip C girişinden bağlayarak kontrolcüleri elinize alarak oturduğunuz yerden direkt olarak oynayabiliyorsunuz. Yani televizyona vesaire bağlamanıza lüzum yok. VR her türlü kafanıza oturuyor. Şurada gördüğünüz gibi arka tarafta bir mekanizma var. Bunu taktığınız zaman şunu sıkarak ayarlayabiliyorsunuz. VR'ı kafanıza geçirdikten sonra şurada körüklü bir yapı var zaten. Direkt olarak dışarıdan ışık sızmasını vesaire engelliyor. Bu körüklü yapı mesela ilk VR'da yoktu. O bile bir eksiydi. Burada üst kısımda arkadaşlar bir tekerlek var. Bu tekerlekle görüntünün netliğini vesaire ayarlayabiliyorsunuz. Direkt olarak gözünüze en net gelen görüntüyü buradan seçebiliyorsunuz. Halihazırda PlayStation kütüphanesinde VR destekli pek çok oyun mevcut arkadaşlar. Bu oyun içerisinden biz Resident Evil'ı denedik. Onun haricinde böyle kano ile gezdiğiniz bir sanal gerçeklik deneyimi vardı. O güzeldi. Call of the Mountain biliyorsunuz Horizon'ın VR oyunu. Onun demosunu denedik. O da güzeldi yine. Jurassic Park oyunu vardı bir tane. Onu deneyimledim ama çok fazla oynayamadım. Midemi çok bulandırdı o çünkü. Biraz da yere yakın hissettim yani. Sanki çömelmiş gidiyor gibi adam. O yüzden onu çok fazla oynamadım. Onun haricinde Skyrim biraz oynadım. O da çok zaten ilk VR'da da vardı. O hani böyle aman aman bir tecrübe sunmuyor. De grafikler vesaire de çok iyi değil. Ama dediğim gibi örneğin Horizon bayağı iyiydi yani. Bayağı bayağı iyiydi. O kano deneyimi çok hoşuma gitti. Yani bir kanoyla mesela şunu arkadaşlar. Kano küreklerini tutuyorsunuz. Yani şurada bir kaya gördünüz diyelim. Kürek zaten şöyle uzun ya. Şöyle ittirdiğiniz zaman böyle gittiğinizi hissedebiliyorsunuz. Onda da sıkıntı şuydu. Kano doğal olarak suda sallanıyor. Yani ormanların içinde nehirlerde vesaire geziyorsunuz. Kano sallandığı için eğer deniz tutması vesaire varsa ciddi anlamda mideniz bulanabiliyor. Ama şu güzel. Yani gözlüğü taktığınız anda tamamen farklı bir ortamdasınız. Yeşillikler, yanınızda akan nehir, nehirin içinde gezen balıklar gerçekten o kadar gerçekçi ki arkadaşlar. Yani sizi tamamen farklı bir ortama götürüyor. Hani gözünüzü kapatın, sanki o ortamda yatıp dinlenin, öyle bir ortam. Ama günün sonunda gözlüğünü çıkarttığınızda tabii ki bu odadasınız. Gerçekten güzel bir deneyim. Benim çok hoşuma gitti. Yani eğer ilk PlayStation VR'la bir deneyiminiz varsa kesinlikle VR 2 ile karıştırmayın arkadaşlar. Sony gerçekten çok ilerlemiş. Belki de olması gereken buydu. Hani şu anda VR 2'nin geldiği nokta bence gayet güzel, memnun edebilecek seviyede sizleri. Lakin dediğim gibi eğer hani mide bulantısı, vertigo gibi sıkıntılarınız varsa satın almadan önce bir yerde bir deneyimlemeniz iyi olacaktır. Çünkü dediğim gibi Türkiye'de 17 bin Türk lirasına satılıyor. Yani az bir fiyat değil. PlayStation 5 fiyatıyla aynı. Hatta disksiz versiyonuna göre daha pahalı diyebiliriz arkadaşlar. O yüzden bir satın almadan önce değerlendirmenizi tavsiye ederim. Eğer cihaz hakkında bir sorunuz varsa videonun altında bizlerle yorum olarak paylaşabilirsiniz. Ben de elimden geldiğince sizlere yardımcı olmaya çalışırım. Başka bir videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Bizleri sosyal medya hesaplarımızdan takip etmeyi de unutmayın.